Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraber karşınızdayız. Bugün yurt dışında özellikle Amerika'dan gelecek enflasyon verisi merakla bekleniyor. Öncesinde dolar endeksi 103'e doğru geri sayarken altın fiyatı yaklaşık 7-8 ayın zirvesinde. Detaylarını ve beklentileri konuşacağız. ALB yatırıma dönüyoruz. Altın ve para piyasası uzmanı Şirin Sarı bu sabah bizimle birlikte. Şirin günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim ve hemen sorayım. Amerika'da enflasyona odaklandığımız bir günde para piyasalarını MTI neler bekler? Evet, bu haftanın içinde genel olarak enflasyon verisi aslında en önemli paya sahip oluyor. Yurt dışının ve yurt içinin ayrıştığı bir hafta yaşıyoruz. Yurt dışı tarafta endekslerde S&P, Dow Jones, Nasdaq'ta pozitif kapanışlar gözlemledik. Özellikle S&P'nin 50 ve 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleşmiş olması. Orada en azından bir miktar daha enflasyon verisi bu noktada belirleyici olacak ama pozitif bir seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Ocak ayı dışında Şubat ve Mart'ta faiz arttırımları var. Enflasyonda ise 7.1'lik Kasım ayı verisi sonrasında 6.5'luk bir beklenti açıklanması bekleniyor bugün itibariyle. Aslında aylık bazda da 0.1'lik de baz etkisinde de bir gerileme bekleniyor enflasyonda. Tabii bu noktaya biraz bir noktada odaklanmış olacak. Belki yıllık bazda düşüşler gerçekleşebilir ama beklenti doğrultusunda bir düşüş gerçekleşecek. Bunları göreceğiz çünkü Fed'in odaklandığı hem enflasyon hem de istihdam tarafında eğer beklentinin dahilinde istihdamda işler yolunda gidiyor ama eğer enflasyon tarafında da işler yolunda giderse bu noktada faiz tarafında Fed'in şahinleşebileceği beklentisi yine piyasaları baskılamaya devam edebilir ama en azından veriyi dolar endeksi ve ABD 10 yıllıkların yatayda seyrettiğini söyleyebiliriz. 103 seviyesinde dolar endeksi dar bir bant içerisinde hareket ediyor. Genel olarak piyasaların algısına baktığımızda Dünya Bankası'nın bir açıklaması vardı. 2023'ün büyüme oranlarına dair daralmayı işaret eden 0.5'lik bir büyüme beklentisini açıkladı açıkçası. Yurt dışı piyasaları gelen olumsuz haberleri bu hafta itibariyle aslında olumlu ve risk algısı yüksek olarak karşılıyor. Ama tabii 2023'ün geneline baktığımızda bir günün bir gününü tutmadığı, fiyatlamaların farklılıklar gösterdiği ve gün içi trade yapanların zorlanabileceği bir yıl olabilir gibi geliyor. MTA tarafına baktığımızda tabii altın, gümüş de gram altında bu noktada ABD enflasyon rakamlarını takip ediyor olacak. Altında zaten güçlü bir duruş var. 1883 hatta 86 1886 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleşti. MTA'da eğer enflasyon tarafındaki 6.5'luk beklentinin üzerinde bir yükseliş gelirse MTA'da bir miktar daha gerileme görebiliriz bu noktada faiz arttırımı dolayısıyla, beklenti dolayısıyla. Ama altın tarafında 1875-1885 bandı artık 10 dolarlık band içerisinde hareketini eğer üst banda taşıyabilirse 1920 dolar seviyelerini konuşacağız. Ama yeniden bandın altında kalırsa ki zaman zaman 1869-1872 dolar seviyelerine kadar düşüşler geldiğini görüyoruz bu hafta içerisinde. Yeniden 1850 seviyesine doğru düşüş baskısı görebiliriz. O yüzden temkinli olmakta fayda var ama 1885'lerin üzerine 1920'leri rahat rahat konuşabiliriz. Gümüşte de nitekim altındaki çıkışı desteklememesi orada bir soru işareti yaratıyor aslında. Gümüşün de 24 seviyesi üzerindeki seyrini pozitif ve güçlü olarak karşılayabilir. Gram altın 1140 seviyelerine kadar yükselişler gerçekleşti. Serbest piyasada 1150 seviyelerin üzerinde fiyatlandığı günler gördü bu hafta itibariyle. Gram altındaki seyir hem aslında dolardaki adım adım yükselişler hem de ons altındaki güçlü seyir gram altına güç üstüyor diyebiliriz. 1100 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gram altında yükselişler devam edebilir. İç piyasaya geldiğimizde BIST 100'de volatilite inanılmaz yüksek. Zaten 5700 seviyeleri zirvesinden 1000 puanlık bir düşüş bekliyorduk. Neredeyse 4700 seviyelerine yakın bir seviyede kapattı. Bugün itibariyle açılışta bir miktar yükselişle başlamasını bekleyebiliriz ama satışlar bu noktada 4700'ün üzerinde mi kalacak, altında mı kalacak? Bu önemli olacak. Özellikle 4950 seviyesinin üzerine atabilecek mi? Bu ilk adımda takip ettiğimiz seviye. Ve 4000-4200 bandına kadar da düzeltmeler normal kabul edilecek.
Çünkü 4000 seviyesine kadar olan düzeltme Fibonacci'de %38,2 seviyesine denk geliyor ki hala düzeltme diyebiliriz bu hareketi. Ama 4000'in üzerinde satışlar derinleşebilir. Bu noktada temel bir gösterge yok, düzeltme olarak adlandırıyoruz. Ama birçok gelişmeyi de tabii ki hem seçim riskini, 2023 riskini, globaldeki riski fiyatlıyor diyebiliriz. Yükselişler ne kadar hızlı gerçekleşiyorsa düşüşler de o kadar hızlı gerçekleşti açıkçası. 4200 seviyesi bozulmadığı sürece burada tekrar yükseliş umudu içerisinde olabiliriz biz sizde. 5000 üzerinde daha güçlü bir endeksten bahsedebiliriz. Alev Yatırım Para ve Altın Piyasası Uzmanı Şirin Sarı, çok çok teşekkür ederiz bu değerlendirme için ve gidelim Kutay Korap'a. Kutay, bir kez daha günaydın diyeyim Günaydın. sana. Şimdi bizim Merhaba. Piyasada ciddi bir oynaklık, devre kesiciler, regülasyonun değiştiği bir ortam. Diğer taraftan yurt dışında da Amerika'da enflasyonu az önce Şirin'in de söylediği gibi odaklanacağımız bir güne uyandık. Neler bilmeli yatırımcı? Şimdi öncelikle ben kısaca ABD enflasyonundan bahsedip sonra biraz daha Borsa İstanbul tarafına belki ağırlık verirsek daha iyi olabilir. Şimdi burada ABD'den gelecek enflasyon verisi öncesinde hani neyi bilmemiz lazım? Veride beklentiler ne? O tarafı aktarmaya çalışayım. Şimdi burada enflasyon verisi 16.30'da karşılayacağız. Aylık burada %0,1'lik bir geri çekilme bekleniyor enflasyonda. Burada yıllıklarda ise %7,1 seviyesinde olan enflasyonun 6,5'lara geri çekilmesi bekleniyor. Buradan takip edebiliriz aslında beklentilerin nasıl oluştuğunu. Zaten Temmuz ayından bu yana, yani takribi neredeyse 5 aydır ABD enflasyonunda geri çekilme görüyoruz. Ki burada Fed'in hedefi enflasyonun hani %2'lik bir enflasyon hedeflemesi var ama zaten faizlerin %5 seviyesinde olduğunu düşünürsek, %5 seviyesine çıkartılma pivotun oralarda oluşacağını düşünürsek önümüzdeki aylarda enflasyondaki ivmenin bu şekilde devam ettiği noktada ABD enflasyonuyla faizinin bir noktada birbiriyle yakın vadede kesişebileceği yönünde beklentiler oluşmuş durumda. Hali hazırda geçtiğimiz günlerde Powell'ın da açıklamalarında ABD para politikasına dair herhangi bir söylemi yoktu. Yok. Risk Bank'ın yapmış olduğu sempozyum gibi bir şeye katılmıştı. Evet. O etkinlikte konuşma yapmıştı. Daha çok Merkez Bankası bağımsızlığına atıfta bulundu burada anladığımız kadarıyla, değil aynen. mi? Aynen. Bu yüzden de hani bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. ABD TÜFE'sinin yılın ikinci çeyreğinde %6'lar civarında, ilk çeyreğinde %6'lar civarında konumlanması, ikinci çeyreğinde de hani %4'ler civarına doğru geri çekilmesi tahmin edildiği noktada bugün gelecek enflasyon hani bu tahminlerin nedenli teyidini oluşturacak şeklinde okunacak. Velev ki şu an hedeflenen ilk çeyrek %5,9, %6, %5,8 civarında konumlanan bir enflasyonla ikinci çeyrekte %4'lere çekilmesi beklenen ABD enflasyonu teyit eder bir nitelikte veri gelirse bu pozitif tablonun sürmeye devam etmesi beklenebilir. Pozitif tablodan kastım ne? Şu, ABD borsaları yukarıda, Avrupa primli, Asya'da primli bir seyir var. Artı bugün de Bitcoin %3,5 yukarıda. Bunların her biri ABD enflasyonunun geri çekilmeye devam edeceği yöndeki beklentileri bize yansıtan tablo. Tabii tepki alımları da orada var. ABD borsalarında da bu yıla pek iyi başlamamıştı. Geçen yılda zaten pek iyi değildi. Şimdi Borsa İstanbul 100 ana endekste de 120 puanlık bir yükselişle yeni günü karşıladık. %2,55'lik bir artış bizi 4949 puan seviyesine kadar getirmiş. 4849 düzelteyim seviyesine kadar getirmiş vaziyette. Mali endeks biz yeni güne başlarken %2,39, sanayi endeks %1,93 ve banka endeksi %2,83 gibi bir yukarı yönlü hareket sergilemekte. Yine borsa açılışı itibariyle devam ettiğimiz canlı rakamlarımıza karşımıza neler geliyor? Öncelikle dolar TL geliyor. 18.78 10 seviyesi ve euro TL cephesinde de 20.22 30 düzeyinde işlemlerin devam ettiğini aktarabiliyoruz kısaca izleyicilerimize. Şimdi borsa açılışı öncesinde yine baktığım zaman mesela sosyal medyaya YRCG danışmanlık kurucu ortağı Emrah Güreli'nin detayı vardı. Önemliydi. 4900 seviyesine özellikle dikkat çekmişti. Burada maliyetlenmeye geri dönüş bu sabah itibariyle takip edebiliriz diyordu. Ancak endeksin 4900'ün üstünde hatta 5000'in üzerinde olması daha güvenli olur şeklinde
bir yorumu vardı. Perşembe ve Cuma günü önemli. Tüm ezberler bozuldu ve işlem yaparken çok disiplinli olmak elzem notunu düşmüştü. YRCG Danışmanlık Kurucu Ortağı Emrah Gürelli önemli bir not. O yüzden biz de paylaşalım istedik. Devam edelim istersen Kutay. Hem Amerika'nın enflasyonu hem bizde borsadaki oynaklık hikayesiyle. Ya ABD'de ve küreselde tablo bu. Evet. Biraz bizim tarafa geçersek kolay değil. Evet. Yani ne anlamda kolay değil? Ya kardan önemli oranda karın azalarak maliyetine doğru yaklaşıyor. Veyahut daha yukarılardan maliyetlendin. Ya işte borsanın yükseleceğine inanıp şu an çok daha farklı bir noktada portföyle karşı karşıya olmak. Tabii hele bir de kredili ise malın. Burada hani yazan bir kredi faizi var gibi gibi. Fiyat düştükçe kurumlardan öz kaynak tamamlama çağrısı geliyor. O da ayrı bir şekilde baskı yaratabilecek durum. Şimdi borsada şu süreç, yani şu yaşanan sürecin ben hani nedenli derin olduğunu anlatmaya çalışayım. Nedenli ekstrem hareket olduğunu da aktarmaya çalışacağım bugün. Şimdi birkaç grafikle bunu paylaşayım ki hani akıllarda daha yer etsin görsel olarak. Şimdi şu an karşımızda Borsa İstanbul'un haftalık performansı var Zeynep. Burada Borsa İstanbul hafta başından bu yana yani haftalık performansta %11,5 aşağıda. Şimdi yeni açılış rakamını katmadan söylüyorum. %11,5 aşağıda Borsa İstanbul bize ne demek biliyor musunuz Zeynep? Bu kadar kötü bir hafta Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü hafta. Yani çok büyük bir belirsizliğin olduğu hafta Borsa İstanbul bu kadar gerilemişti haftalık bazda. Evet. Hadi o tarafı kenara bıraktım. Neden kenara bıraktım? Biraz da şu analizi yapmaya çalışayım. Borsa çok üst üste yükselmişti. Şimdi o dönemlerde de mesela daha önceki döneme bakayım. Borsa İstanbul'un haftalık bazda 7-8 hafta yükseldiği bir dönemde hatırlayalım. Temmuz-Ağustos ayıydı. Hatta Eylül'de de bunun akabinde 3 haftaya yayılan satışla devam ettiğini görmüştük. O dönemde de bazı önlemler, tedbirler alınmıştı. Biraz daha geriye gideyim. 2021 yılının son haftası. Orada da karşımıza gelen tablo yine bir hafta sert satış. Ondan sonra biraz daha az bir sert satış. Ondan sonra tepki alımları görmüştük. Şimdi gelinen haftanın kötülüğünü ölçmek gerekirse pandemiyle bunu ölçümleyebiliyoruz. Türkiye'de ilk vakanın çıktığı dönemle. Yani ekstremliği biraz daha göstermeye çalıştım. Aynı ekstremliği de bugün Ünlü Enko günlük raporunda paylaşmış. Dikkatimi çekti. Çok önemli olduğunu düşündüğüm için oradan bir alıntı yaparcasına bunu anlatmaya çalışacağım. 10 günlük Borsa İstanbul'un oynaklığı. Borsa İstanbul'un 10 günlük oynaklığı yani dehşet bir rakama işaret ediyor. Yani biz borsa %13-14 düştü diyoruz son yılbaşından bu yana ama ben zannetmiyorum bütün portföyler %13-14 düştü. Yani çok daha büyük kayıplar yaşayan portföyler illaki vardır ve bu çok daha ağırlıktadır. Bunu yani rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel tablo böyledir. Şimdi bu mavi renk bize Borsa İstanbul'un 10 günlük oynaklığını gösteriyor. Aynı ekstremliği bir de bu oynaklık üzerinden aktarmaya çalışayım. Borsadaki oynaklık ne kadar ekstrem? 2022 yılı Şubat döneminde yaşanmış. 2022 yılının Şubat dönemi bize neyi gösteriyor biliyor musunuz Zeynep? Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasındaki büyük belirsizliği gösteriyor. Yani bu savaşın vermiş olduğu büyük belirsizlik. İşte petrolün 136 dolarlara çıktı. İşte tahılın nasıl dünyaya dağılacağından tut. Hani bu işin insani boyutundaki belirsizliğinden birden fazla ve hani dibimizde yaşanan bir savaşın Borsa İstanbul'a getirmiş olduğu etkiyi görmüştüm. Bir diğer oynaklık yine bu yılın işte bahsettiğimiz Temmuz'da başlayan rally Eylül'ün bir noktasına kadar sürüp ondan sonra bazı idari cezalarla birlikte ceza yaptırımlara kadar giden bir Borsa İstanbul'da çok yine ekstrem bir dönemin yaşandığı Eylül ayını takip etmiştik. O dönemde de endekste bu denli oynaklık vardı. Bu iki dönem sonrasında gördüğümüz en büyük oynaklık 10 günlüklerde yine bu dönemde yaşanıyor. Şu son günlerde takip ediliyor. Biraz daha geriye gidip daha benzer 10 günlük yüksek oynaklığın yaşandığı dönem neresi diye bakıyorum. 2021 Mart dönemi olarak karşımıza çıkıyor ama o bile bu kadar yüksek oynaklığa işaret etmiyor. Bir de şu tam
şey yapamadım. Şöyle geriye alayım. Yani şu anki oynaklıkların ekstremliği, pandemi, 2021 Mart dönemi. Orada da yine ikinci yani koronavirüsle alakalı bir yeni varyant oluşumu diye hatırlıyorum ben. O dönemde oynaklık vardı. Aralık sonunda kur şokunun, KKM'nin geldiği akabindeki oynaklık vardı. Rusya'nın Ukrayna krizi vardı. Ve bir de bugün bu oynaklığı görüyoruz. Yani aslında bu denli etkili bir borsadaki hareketten bahsediyoruz. Piyasa değeri 244 milyar dolar olan borsa İstanbul'umuzun piyasa değeri bugün 200 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Ve aynı zamanda yılbaşından bu yana kayıplara bakarsak %30'lar, %20'lerde, hatta şöyle söyleyeyim %16 üzerinde 50 tane şirket var değer kaybetmiş hisseleri yılbaşından bu yana. Yani yılbaşından bu yana değer kaybı BIST 100 endeksinde de %15 civarında olduğunu da hatırlatalım. %15 dediğimizde 50 ve üzeri şirket %15'ten fazla değer kaybetmiş durumda. Bir virgül koyalım istersen. TÜİK'ten son dakikalar var. Öncelikle aktaralım. Perakende satış endeksleri geldi. Kasım ayında satış hacmi ne bakıldığında perakende de yıllık %12,1'lik bir artış var. Toplam ciro yıllık %99,7 arttı diyor. Aynı zamanda ciro endeksleri açıklandı. Onu da hatırlatalım. Dış ticaret endeksleri tarafına da geldiğimizde ihracat birim değer endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre %6'lık bir artış gösterdi. Vermiş vaziyette. Şöyle bir iki detay da vermeye çalışalım. İhracat miktar endeksinde %3,8'lik bir azalış olduğu da yine not düşülüyor. İthalat birim değer endeksi %9,8 artarken ithalat miktar endeksinde de %3,8'lik bir artış var. Yani ihracat tarafında eksi, ithalat tarafında artı görülüyor bu endekslere baktığımız zaman. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %3,9 azalırken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ithalat miktar endeksi de %2,1 azaldı şeklinde yine TÜİK'ten notlar düşelim. Dış ticaret haddi yine yakından takip ettiğimiz bir gösterge. Burası da Kasım ayında 78,8 olarak gerçekleşmiş vaziyette. 2021 Kasım ayında 81,6 idi diye hatırlatılıyor. 2,8 puan azalışla Kasım 2022'de 78,8 olarak ortaya çıktı. İhracat birim bölü ithalat birim şeklinde belki kısaca özetleyebiliriz veriyi. Ve dönelim buradan bir de istersen borsa ile ilgili son birkaç cümleye daha sonrasında da bakalım model portföy varsa elimizde sığdırabilecek miyiz, zamanımız yetecek mi? Oynaklıktan bahsettik, ekstremlikten değer kaybındaki kısa vadede bundan bahsettik. Bir de şunu söyleyeyim, dün %2 artı açan borsa günü %5 aşağıda kapattı. Şimdi burada biz olayı anlattık ama buna şu an bir çözüm yöntemi ne var diye bakarsak burada dün işte bunlardan biri Borsa İstanbul'dan geldi. Aptik açığa satışta aptik kuralı. Bir adım yukarı kuralı geldi. Diğer taraftan SPK biz bu süreci izliyoruz. Olup biteni takip ediyoruz dedi. Hani biz borsada olup biteni izliyoruz dedi şimdilik. Bu var. Bir de dün karşımıza bir not geldi. O da şu TSPB ve SPK. Burada iki tane not paylaşıldı. Şimdi hatırlarsak şöyle biraz hafızamızı tazeleyelim. Bir böyle 15 gün önce gidelim. 15-20 gün önce şöyle bir başlık gelmişti. Pay senedi repo pazarında taraf olan ters repo sözleşmelerinde vade bitiminde portföylere tekrar dahil edilmemesi gerektiği hususunda bir portföy yönetim şirketlerine bildiri paylaşılmıştı. Ve bu bildiride vade yıl sonuydu. Sonra yıl sonu çok yakın bir vade olduğu için bu haber gelir gelmez bu arada borsaya satış gelmişti. Çünkü yani portföy yönetim firmanın önemli oranda pozisyonlanmaları vardı falan filan. Şimdi diğer taraftan bu vade yıl sonuna uzatıldı. Ocak ay sonuna uzatıldı. Evet. Yeni yılın ilk ay sonuna uzatıldı. 29 Aralık'tan zannediyorum 30 Ocağı ertelenmişti. Aynen. Tam olarak öyle. Sektörün isteği doğrultusunda. Sonra şimdi pozisyonlanmalar artık bu ay sonu revize edildi ve bu ay sonu iş şeklinde düşünüldü. O yüzden ay sonuna gelmeden veya ay sonu yaklaşırken artık yavaş yavaş burada pozisyonlanmaların alındığını görmüştük. Şimdi dün gelen bildiride bu vadenin tam tarihini söyleyeyim. 28 Nisan 2023'e uzatıldığı paylaşıldı. Bu haber başlığına yönelik de uzmanlardan gelen birkaç yorumu aktarmak gerekirse bu fon ve ilgili aracı kurumların bu ilgili ayarlamaları bu süre zarfında önemli oranda yaptığını söyleyenler var. O yüzden hani bunun vadesinin uzatılmasının etkisi
ne kadar olur değil ama volatiliteyi azaltıcı bir önlem olarak karşımıza gelebileceği şeklinde yorumlar var. O yüzden hani burada pozisyonlar kısmen yeniden açılacak olma ihtimali yine konuşuluyor vade olduğu için. Bu da bugünkü tepki alımlarının arkasında yatan önemli unsurlardan biri diye unutmamakta fayda var. Yani bilmekte fayda var. Şimdi istersen kalan süremizi de bir model portföyden en azından satır başlarını aktararak vermeye çalışalım. Zannediyorum bugün şeker yatırımdan bir model portföy var ajandamızda. Neler söylüyoruz? Aslında bir strateji raporu geldi. 2023 stratejisi raporu. Rapor 67 sayfa. O yüzden bugün sadece model portföye ağırlık vermeye çalışalım istedik. Sadece model portföyü okuyayım şimdilik. Yarın detaylarını aktarırız. Akbank hedef fiyat 27 lira 02 kuruş, %51.7'lik getiri potansiyeli. BİM 203 lira 80 kuruş, %55.8'lik getiri potansiyeli. Coca-Cola'da 270 lira hedef fiyat. Ford Otosan'da 625 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat paylaşmışlar. Pegasus nezdinde ise 612 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat. Sabancı Holding 62 lira 27 kuruş. Şişecam 59 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat. Tav Havalimanları'na 120 lira 40 kuruşluk hedef fiyat. Turkcell 51 lira 35 kuruş. Yapı Kredi Bankası'nda ise 15 liralık bir hedef fiyat paylaşıldığını söyleyelim. O da %48'lik bir getiri potansiyeline tekabül ediyor. 9 Ocak 2023 kapanış rakamlarına istinaden yapılmış bir hedef fiyat ve getiri potansiyeli olduğunu da hatırlatalım. Böylece programı noktalarken istersen son bir görüş daha ekrana getirmeye çalışalım. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner az önce senin de bahsettiğin yukarı adım kuralı ile ilgili görüşünü yayınımızda aktarmıştı. Ekrana getirerek biz de programı noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın. Son 2-3 yıllık süreci şöyle bir düşünürsek sık sık esasında gelen kurallardan bir tanesi. Ama tabii son 6 ayımız hatta belki de son 8 ayımız hep borsanın yukarı doğru hareket ettiği işte rekorlar kırdığımız bir süreç olduğu için hani o süreçte artık bu kuralları bir esasında son dönemde unutmuştuk. Belki de herhalde Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sonrasında birkaç kere daha yaşanan gerginliklerden sonra pek gördüğümüz bir kural değildi. Ama yani hani bence birazcık da bu süreçte hani bu geriye çekilmeler birazcık ben açıkçası abartıldığını düşünüyorum. Çünkü şöyle hani çok hızlı yukarı giden bir borsamız vardı. Hani böyle bir düzeltmenin gelmesi esasında bence gecikmiş bir şeydi ve daha hızlı yukarı gittiğimiz için de bu tarz böyle dönem dönem böyle düzeltmelerin gelmesini bence normal karşılamak lazım. Ama tabii ister istemez herkes çok fazla yeni yatırımcının katılmış olması artık sosyal medyada ve diğer mecralarda hani bu olayların daha fazla ses buluyor olmasından dolayı hani bence böyle bir karar geldi. Ama hani piyasa üstünde böyle piyasayı tutma manasında çok ciddi bir etki yaratır mı? Bence açıkçası çok fazla bir etki yaratacağını çok da fazla düşünmüyorum. Ama tabii bunların hepsi birer önlem. Hani piyasanın bundan sonra düşmesi açısından. Ama önemli olan en azından demek ki burada şunu görüyoruz ki bu seviyelerde bile çok da fazla piyasanın geri gelmesini açıkçası genel olarak kimse istemiyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hani bu düzeltmenin de belki de sonuna gelmiş de olabiliriz. Hani bu kurallar tabii ki de birazcık piyasanın belki daha hızlı geri gelmesini bir nebze de olsa kısıtlayacaktır. Ama onun dışında ben dediğim gibi hani çok fazla bir piyasa üstünde bu kuralların etkisi olacağını açıkçası düşünmüyorum.